Fuarlar hayatımızın, hatta ticari hayatımızın en önemli taşlarındandır değerli seyircilerimiz. Ve işte bu amaçla mikrofonu işin uzmanına uzatıyoruz. Merhaba değerli Fuar TV izleyicileri. Sizler için bugün CNR Fuar Merkezi'ndeyiz ve iMod Fuarı'ndayız. Fuar katılımcılarımızdan yarım elmaya konuk olduk. Yanımızda işletmemizin sahibi Özgür Bey bulunmakta. Bakalım bizlere firmayla alakalı neler aktaracak? Merhabalar Özgür Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız? Sizlerdeyiz. Çok teşekkürler. Hayırlı fuarlar. Teşekkürler. Nasıl gidiyor fuar bu arada? İyi başladık, iyi gidiyor. Umarım böyle tamamlarız. Takip ediyor musunuz aktif olarak yurt içi, yurt dışı fuarlarını? Elbette takip ediyoruz. Yani yurt içinde zaten hep varız. Ama gelecek planlarımız içerisinde yurt dışında hemen her fuara katılmak. Biliyorsunuz bir atılım içerisinde zaten ülke. Biz de bunu ayak uydurmak için tabii ki özellikle Rusya piyasasına tekrar dönebileceğimiz için gireceğiz. Diğer fuarlara da katılacağız inşallah. Umarım hayırlı olur sizin için. Peki Özgür Bey, biraz sizleri tanıyabilir miyiz? Sektöre girişiniz nasıl oldu? Kaç yıldır sektördesiniz? Adım Özgür. Sizin de söylediğiniz gibi baba mesleği bu bizim. Yani 69'dan itibaren babam başlamış. Doğal olarak bütün aileyi de sokmuş bu işe. Hali hazırda devam ediyoruz bugüne kadar. Nasıl başladı baba? Neredeydi? Baba İstanbul'da tezgahtarlık yaparak başlıyor. Lüks güzel bir mağazada tezgahtarlık yaparak başlıyor. Ondan sonra kendi atölyesini açıyor, imalata başlıyor. Sonra daha o imalatı Bursa'ya taşıyor. Biz de orada halen devam ediyoruz ama İstanbul'da da yerimiz var. İmalat Bursa'da. Bursa'da. Peki biraz modellerden, hizmetlerden bahsedebilir miyiz? Tabii ki yani model, biz moda ile alakalı bir iş yapıyoruz. Bu her 3 ayda bir değişen bir şey. Tabii ki her 3 ayda bir acemisiyiz işin. Takip ediyoruz, piyasayı takip ediyoruz. Kendimiz özel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Çok emek harcıyoruz. Yani çok zahmetli bir iştir ayakkabıcılık. Neler var çeşit olarak? Reyonumuz da, yani standımız da bayağı geniş, güzel. Var. Yani biz casual günlük ayakkabı yapıyoruz. Onu söyleyeyim. Gece ayakkabısı yapıyoruz. Yani spor ayakkabı yapıyoruz. Yani bayan ayakkabısı adına yapılabilecek her şeyi yapıyoruz. Model olarak neler var peki? Neler ön planda şu anda? Şimdi artık önemli olan rahatlık. Yani ne kadar kolay giydiği ayakkabı hanımefendinin ve ne kadar rahat hissettiği önemli. Artık yavaş yavaş spora yöneliyor. Biz de ona uygun şeyler yapmaya çalışıyoruz. İşte önümde gördüğünüz şeyler gibi. Bahsedebilir misiniz? Biraz ayakkabıları tanıtmanızı isteyeceğim. Tabii ki bahsedeyim. Yani kullandığımız suni malzeme, deri değil. Ama suninin de tabii ki dereceleri var. En kalitelisini kullanmaya çalışıyoruz. Deri fiyatına yakın şeyler kullanıyoruz. Bunun dışında anlatabileceğim şey zahmetli olduğu zaten söyledim. Yani ayağa geliyor diye insanlar pek ciddiye almıyorlar ama hakikaten çok zahmetli bir iş. Çok uğraşıyoruz. Ve her 3 ayda bir değişiyor dediniz. Her 3 ayda bir değişiyor. Şu anda koleksiyonumuz ne? Önümüzdeki kış için koleksiyonumuzu hazırladık. İnşallah yani önümüzdeki kış bu ayakkabılar satılıyor olacak. Yazın için peki bir şeyler var mı? Yaz geliyor şu anda. Biz yaz üretici olduğumuz için yaz bizim için zaten bitti. Yani biz üretimimizi yaptık yazlıkta. Onda yine peki neler ön planda bu yaz? Yani daha çok orta ölçüde çok yüksek olmayan sandaletler satıyoruz. Gene suni. Daha renkli şeyler yapmaya başladık bu arada. Daha farklı malzemeler kullanıyoruz. Daha allı pullu şeyler böyle kullanıyoruz. Güzel de gidiyor. Rengarenk ayakkabılar göreceğiz bu yaz o zaman. Peki sizin hizmet anlayışınız nedir Özgür Bey? Hizmet verirken nelere dikkat ediyorsunuz? Yani biz tabii üretici olduğumuz için birebir muhatap olduklarımız mağazacılar. Onlar da onlar için önemli olan vaktinde alabilmek mallarını ki vaktinde satabilsinler. Biz ona çok dikkat ediyoruz. Yani verdiğimiz sözün arkasında durmaya çalışıyoruz. Duruyoruz da. Şu an için duruyoruz da. Yani elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yapmışız ki bugüne kadar da ayakta kalmışız. Yani. Kaliteli bir malzemeyle kaliteli tabii, ürün sunuyoruz. Tabii. En önemlisi bu zannediyorum ki. Peki yurt içi, yurt dışı pazarımız nereler? Yani genellikle Orta Doğu. Rusya ile bir sıkıntımız oldu biliyorsunuz. Tekrar dönüyoruz onlara. Avrupa'da da birkaç ülkeyle çalışıyoruz.
öncelikle Almanya, İngiltere ile birkaç kez çalıştık ama yurt dışına çalışıyoruz. Fason üretim var mı peki? Fason üretimimiz de var. Yani yurt içindeki zincir mağazalarda bizim ürünlerimizi bulmanız mümkün. Peki sizin ürünler daha çok o zaman toptan değil, perakende de bulabiliyoruz yine. Perakende de bulunabiliyoruz. Nerelerden bulabiliriz? İzleyicilerimizle de paylaşalım yine. Yani reklam olur mu bilmiyorum ama ben vereyim. Elle'de, İnci'de, Hotiç'te, Tanca'da bunların hepsinde bulabilirsiniz. Hı-hı. Yani Türkiye'nin her yerine biz ayakkabı veriyoruz. Güzel. Peki neden tercih edilmesi gereken bir firmasınız Özgür Bey? Sizler gibi birçok firma var bu hizmeti veren ya da verdiğini iddia eden. Neden sizler değil? Şimdi bizim yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı gibi. Yani dediğim gibi 69'dan beri eğer bir firma ayaktaysa işini iyi yapıyor demektir. Biz de işimizi iyi yapıyoruz. İyi takip ediyoruz. Elimizden geldiğinin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Vaktinde mal teslim ediyoruz. Yani bizi ayrıcalıklı kılan şeyler bunlar. Satış sonrası hizmet de çok önemli. Tabii ki, tabii ki. Yani biz %100 malımızın her zaman arkasındayız. Bu da müşteri memnuniyetini doğuruyor zaten. Evet. Yani bir de bizimki artık müşteri ilişkisinden öteye geçmiş. Yani çok uzun süredir artık ahbap olduğumuz müşterilerimiz var. Yani kardeş gibiyiz, öyle söyleyeyim. Evet, bir aile olduk. Evet. Peki bu sektöre girerken neler hedeflemiştiniz? Hedeflerinize ulaşabildiniz mi? Yani hedefler bitmez. Sürekli yeni hedefler koyuyoruz zaten önümüze. Şimdi dediğim gibi yurt içinde çalıştığımız birçok firma var. Yurt dışında da bunu yapmak için gayret göstereceğiz artık. Ve artık Türk ayakkabısı demek, kaliteli demek. Özellikle Orta Doğu ve Rusya'da eğer üzerinde Made in Turkey yazıyorsa kalitelidir diye alıyor insanlar. Bu da bize tabii gurur kaynağı. Sadece bizim için değil, sektör için. Kesinlikle. Peki sektörün gidişatından memnun musunuz? Ya sıkıntıları olmayan bir sektör değil elbette. Ama yani her zaman sıkıntıları olacak. Önemli olan bunu çözebilecek insanların gelebilmesi. O da oluyor. Yani muhakkak sıkıntılar var ama şimdi derine inmek gerekir. Evet, doğru söylüyorsunuz. Peki son olarak yarım elma ile alakalı izleyicilerimize neler aktaracaksınız? Köklü bir firmayız. İyi bir firmayız. Yani ayakkabımız içerisinde adımız yazmasa dahi tanınan bir ayakkabı artık. Ayakkabı alırken dikkat etmeleri gereken şeyleri söyleyebilirim. Yani ucuz diye bir ayakkabıyı satın almasınlar. Yani bir kere alırlar, aynı yerden bir daha ayakkabı almazlar. O yüzden verdiğiniz para değil, ne kadar sağlıklı kullanabildiğiniz önemli. Yani ona dikkat etsinler. Ama bayanlar özellikle daha çok modeline dikkat ediyor. Ya elbette modelle dikkat ediliyor. Ama benim gözlemim şöyle. Artık özellikle yeni nesilde ilk ayağı giydiği andaki hissiyatı. Yani eğer rahat hissediyorsa görüntü artık ikinci planda gibi bir şey yani. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Değerli bilgiler aldık. Başarılarınız daim olsun Özgür Bey. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet değerli izleyicilerimiz, bugün CNR Fuar Merkezi dedik ve iMod Fuarından sizlere sesleniyoruz. Yarım elmaya konuk olmuştuk. Şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar. Söz Merkez stüdyolarında.